Tabii çok güzel bir soru. Her bel fıtığı ameliyatta tedavi edilmez. Medikal tedavi veya fizik tedavi gibi e, diğer tedavi modelitelerini kullanmak gerekir. Bu unsurları, bu modeliteleri, bu tedavileri kullanırken en önemli nokta sizin de sorduğunuz nasıl takip edilmeli? Takipte iki kritik nokta var. Bir tanesi... Sinirlere zedelenme olup olmadığının bir hekim tarafından, fizik tedavi hekimi olabilir, beyin cerrahi hekimi olabilir, takip edilmesi önemlidir. Eğer zedelenme başladığı tespit edilirse zaten medikal tedavilerin çok uzatılmaması gerekir. İkincisi de tedavi süresidir. Fizik tedavi veya medikal tedavide teorik olarak birçok sürelerden bahsedilir. Hiçbirisi kural değildir ama. 6 hafta gibi bir kritik süreçten bahsetmek çok uygun olacaktır. Nedir bu süreç? Bel fıtığı ağrıları başladıktan sonra ki bel ağrısı değil, bel fıtığı ağrısı nedir? Bacağa vuran ağrılar başladıktan sonra 6 haftalık bir süreçte istirahat olsun, kendini korumak olsun, fizik tedavi ve medikal tedaviler olsun hepsinin kombinasyonuyla bir iyileşme sağlanamaması artık bir tedavi değişikliğine gerek var mıdır sorusunu gündeme getirir. Ama ilk 6 haftada hastanın çok aşırı ağrısı yoksa çok rahatsız eden bir durumu yoksa fizik tedaviyi veya medikal tedaviyi yarıda bırakıp ameliyat gerekir mi düşüncelerine kapılmak doğru değildir. Çünkü bu vücudun tamir mekanizmalarıyla ilgili bir takım belli sürelerin doldurulmasıyla ilgilidir. Bu da yuvarlak hesap. 4 hafta diyen var, 6 hafta diyen var. Aşırı ağrısı olmayan hastaların destek tedavisi ve fizik tedavi ile takibi ve sonunda yeniden değerlendirmesi sağlanabilecektir.